Türkiye, Almanya'da Türkçe eğitim verecek okulların açılması için görüşmeler yürütüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de Almanca eğitim veren 3 okul karşılığında Türkiye'de Berlin, Köln ve Frankfurt'ta 3 okul açmak istiyor. Süddeutsche Zeitung gazetesinin Türkiye, Almanya'da okullar açmak istiyor başlığıyla ana sayfadan duyurduğu haber Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Görüşmelerin ise Türkiye'nin İzmir'deki Alman okulunu yasal dayanağı eksik gerekçesiyle kapatması üzerine 2019 yılında başladığı belirtildi. İkili görüşmelere Almanya tarafından federal hükümet ve yetkili eyalet temsilcilerinin katıldığı kaydedildi. Görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağı konusunda ise bir tarih verilmedi. Ancak bir sözleşme taslağının hazır olduğu ve eyaletler tarafından incelendiği belirtildi. Açılacak okulların özel olacağı, eğitim yönetimini ve personelini kendilerinin belirleyeceği ancak ders içeriğinin devlet okullarıyla aynı olacağı vurgulandı. Okulların yasal izne ve bulunduğu eyaletin yasalarına bağlı olacağı kaydedildi. Bu konuda görüşmeler yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da okulların Alman okul denetimi altında olacağını söyleyerek buradaki asıl neden Türkiye'de Alman okulları var. Bu nedenle Türkiye'de Almanya'da eşit muamele hakkı talep ediyor. Bu konu üzerine görüşüyoruz. Eğer Alman yasaları bu okullara izin verirse, Alman okul denetimi altında olursa o zaman Türkiye ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirebiliriz dedi. Türkiye uzun süredir Almanya'da Türkçe okullar açılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2008'de başbakan olarak Berlin'e yaptığı ziyarette bu talebini iletmişti. Ancak Türkçe okul talebine Almanya'dan yoğun tepki gelmişti. Türkiye'nin Almanya'da Türkçe eğitim veren okullar açacağı haberi Alman kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Haber, Türk hükümetinin böylece Almanya'daki Türk öğrencileri siyasi olarak etkileyeceği yorumlarına neden oldu.